Herkese merhabalar. Sayfamıza hoş geldiniz. Ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Birinci sorumuzdan hemen başlayalım. Sorumuz şöyle. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? 10, 15, 20, 5 ve 10 şeklinde verilmiş. Tabii ki burada belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içerisinde park etmek yasaktır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Evet. İkinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Buna göre verilen trafik işaretlerinden hangisi yoldan kaynaklanan tehlikeli olabileceğini bildirir. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar yandan rüzgar, alçak uçuş kesinlikle yoldan kaynaklı değildir. Kontrolsüz kavşak yoldan kaynaklı değildir. Fakat gevşek malzemeli zemin, zeminin gevşek olduğunu burada takip mesafemizi artırmamız gerektiğini bize Ceyhan seçeneği söylüyor. Bu yoldan kaynaklıdır. Yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Verilenlerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir? Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek. B. Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak. C. Sürücü adaylarının sınavlarını yapmak. Başarılı olanlara sertifika vermek. Nedir? MEB'in görevidir. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek ve yayınlamak, kontrol etmek. Burada Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Cevap tabii ki Denizli seçeneğidir. Akan trafiği düzenlemek emniyetin görevidir. Yine çocuk eğitim parklarını yapmak vesaire, bu da Milli Eğitim'in görevidir. Cevap Denizli seçeneğidir. Hemen bakalım diğer sorumuza. Diğer sorumuz şöyle. Şekildeki gibi bir kavşakla karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Hemen bakalım. Kavşakta geçiş üstüne sahip araçlar var. İtfaiye, polis. Dikkat ederseniz 4 nolu araç, şöyle çizelim. Otomobil tali yolda arkadaşlar. Tali yolda. Otobüs 3 nolu otobüs dönüş yapıyor ama ana yolda. Şimdi öncelikle tabii dikkat etmemiz gereken nedir? Geçiş üstüne sahip araç önce 1 numara geçer, sonra 2 numara polis geçiyor. Sonra ise ana yoldaki 3 mü yoksa tali yoldaki 4 mü? Tabii ki ana yoldaki dönüş yapan otobüs geçer, sonra da tali yoldaki 4 numara geçer. 1, 2, 3, 4 hangi seçenekte var? Bakın Ceyhan seçeneğinde var. Geçelim 4. sorumuza. 5 pardon. Aşağıdakilerden hangisi tüm karayollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir? Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürü, Karayolları Genel Müdürü, Sağlık Bakanlığı. Bakın az önce de böyle bir soru çözmüştük. Buna yakın bir soruydu arkadaşlar. Karayollarında işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevli olan tabii ki Karayolları Genel Müdürlüğü'dür. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 5'e bakalım. Pardon 6'ya bakalım. Konvoy halinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalı? Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar, trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar, araç uzunluğunun 3 katı kadar, kendilerini geçmek isteyen araçların güvenine girebilecekleri kadar. Konvoy halinde seyreden araçlar tabii ki her şeyden önce neye göre dikkat etmelidirler arkadaşlar?
Kesinlikle aralarında takip mesafesini koruyarak devam etmeleri gerekiyor konvoy halindeki araçlar. Yani ne demek? Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar bir mesafe bırakmaları söz konusudur. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet, geçelim. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Bu tip sorularda öncelikle unutulmamalıdır ki dönel kavşağa en yakın araç ilk geçiş hakkına sahiptir. Bakın dikkat edin. Dönel kavşak içinde 2 numara var. İlk geçiş hakkına sahip 2'dir. Şıklara baktığınızda 2'nin ilk geçmesi gereken cevap Denizli seçeneğinde bakın ilk geçiş hakkına sahip 2'dir. Sonra 3 sonra da 1'dir. Doğru cevabımız Denizli seçeneği. 8. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi ifade eder? Bakın şuradaki yazıyı sormuşlar. Yazı. Yazı demek azami hız demektir. Arkadaşlar azami hız. Azami hızımız neyi gösteriyor biz burada? 50. Hemen bakalım azami hızla ilgili diye şıklar okumamıza hiç gerek bile yok bu tip sorularda. Arkadaşlar direkt cevabı verebilirsiniz. Azami en yüksek hızın 50 olması gerektiğini bize işaret bildiriyor. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 9. Verilen yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? Sol şeritte, yaya ve okul geçitlerinde, dönemeçlerde duraklara 30 metre mesafede. Duraklama yapılması yasak değildir. Bakın, duraklama. Biliyorsunuz ki arkadaşlar sol şeritte, yaya, okul geçitlerinde, dönemeçlerde buralarda duraklama yasaktır. Fakat duraklara 30 metre mesafede duraklama yapmak yasak değildir. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. 10. soru verilenlerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır? A. Gürültü kirliliğinin önlenmesi. B. Zararlı gaz salınımının artması. C. Trafik yoğunluğunun azalması. D. Yakıt tüketiminin azalması. Şimdi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır diye bir soru sormuşlar. Burada dikkat ederseniz zararlı gaz salınımının artması değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. Evet geçtik hemen. 11. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? 1,5, 24, pardon, 2,5, 3,5 ve 4,5. Şimdi unutulmamalıdır ki arkadaşlar 24 saat süre içerisinde şöyle şuraya not alalım. 24 saat süre içerisinde şoförler toplamda 9 saat araç kullanabiliyorlar. Devamlı olarak 4,5 saat araç kullanıyorlar. Molamız bakın 45 dakikadır. Bu molaları 15'er dakikalık aralıklarla da kullanabiliriz. Evet. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Geçtik hemen diğer sorumuza. 12. soru geldi. Şöyle yapalım. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü. Şunu sormuşlar. Bakın arkadaşlar 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Dikkat edin, akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen soru şöyle, kanun yönetmelik şöyledir. Bir iz veya mülkten çıkan araçlar karşısındaki araçlara yol vermelidir. Bakın 2 nolu araç sürücüsü akaryakıt istasyonundan çıkıyor ya da kendi mülkünden çıkıyor.
ne yapması gerekiyor? Soldaki araca yol vermeli. Yani bir numaralı araca yol vermeli. Bir numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Tabii ki Adana seçeneği doğrudur. Diğer şıkları okumamıza gerek yok. Hemen geçtik. 13'e. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin hangisini yapması yasaktır, yanlıştır? Şimdi her şeyden önce arkadaşlar sola ve sağa dönüş kurallarımızda daha önceki konularımızda da anlatmıştık. Sola geniş kavisle, sağa dar kavisle dönüyoruz, değil mi? Şimdi düşünün, şurada bir nolu araç sürücüsü, burada iki nolu bir araç sürücüsü var. Eğer sağa dönüş yapılacaksa, bakın sağa dönüş yapılacaksa dar kavisle dönülür. Evet, dar kavisle. Sola dönüş yapılacaksa geniş kavisle dönülür. Bunu mutlaka bilmek lazım. Önemli bir konu. Şimdi sola dönüş yapacak olan sürücülerin hangisini yapması yasaktır, yanlıştır? Döneceği yön önceden işaretle bildirmesi kesinlikle doğrudur. Öncelikle tabii ki dönüş işaretini verecek. Yerleşim yerleri içerisinde biliyorsunuz ki yerleşim yerleri içerisinde sinyal çok önemli. 30 metre yerleşim yerleri dışında 150 metreden ne yapmamız gerekiyor? Sinyalimizi vermemiz söz konusudur. Dar bir kaviste dönülmesi demiş bakın. Sola dönüşte dar kaviste olmaz arkadaşlar. Geniş kavisle olur değil mi? Geniş kavisle olur. Evet, burada tabii ki Bursa seçeneği yanlıştır. Diğerlerini okumamıza hiç gerek kalmadı. Cevap direkt otomatik olarak çıktı. Hemen geçelim 14'e. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhası anlamındadır? Tehlikeli viraj yön levhası. Şimdi tehlike uyarı işaretlerinde dönel kavşak. Sağ dönülmez. Tanzim işaretidir. Bakın yuvarlak. Tek hatlı demiryolu hemzemin geçit. Yine tehlike uyarı işaretleri içerisinde. Ve tehlikeli viraj yön levhası. Virajın ne kadar tehlikeli olduğunu bize bildiriyor ve hızımızı azaltmamız gerektiğini, takip mesafemizi de artırmamız gerektiğini bize işaret bildiriyor. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Evet, 15. sorumuz yine önemli, kontrolsüz kavşaklarla ilgili bir soru, sık sık sınavda da gelir. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş akış sıralaması nasıl olmalıdır? Bu tip sorularda da arkadaşlar unutulmamalıdır ki her şeyden önce dönüş yapan araçlar en son geçer. Bakın bir en son geçer. Şıklara şöyle bir bakın. Hangisinde en son geçecek olan araç var? Bakın Bursa seçeneği değil mi? Bir en son geçer. Cevap otomatik olarak Bursa seçeneğidir. Hemen burada bakalım. İkisi de düz gidiyor. İkinin sağında 3 olduğu için önce 3'ü geçiriyoruz. Sonra da 2'yi geçiriyoruz. Ve cevabımız 3-2-1 şeklindedir. Doğru cevap Bursa seçeneği. Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır? 1. Araç lastiği seçimi. Unsur mudur? Kesinlikle unsurdur. Çevre ve iklim koşulları unsurdur. Fren sistemi performansı unsurdur. Cevap da tabii ki hepsidir. Adana seçeneği doğru cevap. Bakalım. Evet. 17. Verilenlerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır? Girişi olmayan. Bakın girişi olmayan işaret levhası. Adana seçeneği girişi olmayan. Cevabımız Adana seçeneğidir. Bursa seçeneği bütün yasaklamaların sona erdiğini bildirir. Ceyhan seçeneği kontrolsüz kavşaktır. Herkes kendi sağındaki araca yol verir. Dönüş yapan en son geçer. Denizli seçeneği ise sollama yasağını bildiren işaretimizdir. Tabii verilen soruya göre cevabımız Adana seçeneğidir. 18. Aşağıdakilerden hangisi
kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir. Uyarı işaretlerinin yetersiz olması kişiye bağlı değildir tabii ki, değil mi? Yorgun ve uykusuz araç kullanmak kişiye bağlıdır arkadaşlar. Diğer seçenekleri okumamıza hiç gerek kalmadı. Direkt cevabımız Bursa seçeneğidir. 19. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur? Bakın bu soru sık sık sınavlarda geliyor. Takograf bulundurulması zorunlu olan araç hangisidir? Takograf ticari araçlarda bulunur arkadaşlar. Otobüs, kamyon ve çekiciler, yani tırlarda bulunması gereken bir cihazdır. Aynı zamanda engel işareti de otobüs, kamyon ve çekicilerde bulunur. Burada Denizli seçeneği doğru cevap. 20. soru animasyonlu bir sınav sorusu. Önce soruyu okuyalım, sonra animasyonumuzu izleyelim. Sağ dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir? Kırmızı araçla ilgili hangisi söylenir diye soru soruluyor. 1. Hız sınırlamasına uymadı. 2. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadı. 3. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadı. Şimdi bakalım arkadaşlar. Animasyonumuzu izliyoruz. Kırmızı araç. Bakın. Gayet yavaş bir şekilde gidiyor. Demek ki hız kurallarına uymuş arkadaşlar. Dikkat ederseniz hız kurallarına uyuyor. Fakat burada dönerken, bakın şurada tam şu noktada dönerken ne yapması gerekiyordu? Sinyal vermesi gerekiyor, değil mi? Sinyal vermesi gerekir ve yayalara yol vermesi gerekiyor. Yayalara da yol vermesi gerekiyor. Yaya geçidinde yayalara da yol vermesi gerekiyor. Evet, hemen tekrar bakalım. Hız sınırlamalarına uymadığı diyor. Hız sınırlamalarına uymuş mu arkadaşlar? Kesinlikle uymuş. Bakın yavaş bir şekilde gittiğini gördük. Şıkları eledim. Birin olduğu seçenekler yanlış. Araç ışıklarını gerektiği yerde kullanmadı. Doğrudur. Evet, kullanmadı. Dönme ve dönüş kurallarına uymadı. Aynen öyle. Dönüş kurallarına da uymamış. Cevap burada tabii ki Bursa seçeneğidir. Hemen geçtik diğer sorumuza. 21. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir? Evet, yatay, değil mi? Bakın yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere durak, park yeri, garaj, otopark. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu ve hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri, duraklamaları nedir? O yerin durak olduğunu bize bildiriyor. Cevap Adana seçeneğidir. 22. Görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. Şöyle baktığınız zaman geçiş üstüne sahip araç hangisi? Diğerlerini okumaya gerek bile kalmadı bakın. Görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaretlerini hakkını kullanması yasaktır. Hizmetin yerine getirilmesi sağlamak amacına uygun olması şartıyla Karayolları Trafik Kanunu ve bu yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir. Burada hangisidir? Tabii ki itfaiyedir, değil mi arkadaşlar? Cevabımız Denizli seçeneğidir. Geçtik. 23. Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması verilenlerden hangisinin azalmasında etkili olur? Kaza anında ölüm ve yaralanmaların. Evet, cevabımız tabii ki hiç okumana gerek kalmadan, diğerlerini okumamıza gerek kalmadan Adana seçeneğidir. Direkt işaretleyip geçebilirsiniz. 24. Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi nedir? Evet, ayna ayarlarının yapılmasının sebebi sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak, yakıt tüketimini azaltmak, aracın ivmesine ve ivmelenme süresini artırmak, lastiklerin ömrünü uzatmak. Burada dikkat ederseniz
sürüş konforunu ve güvenliğini sağlamaktır, değil mi? Koltuk ve seyahate başlamadan önce ayna ayarlarının yapılması. Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçtik. Diğer soru geldi bakın. Hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir? Emme, iş zamanı, marş zamanı, sıkıştırma zamanı. Emme, sıkıştırma, değil mi? İş zamanı, egzoz zamanı. Bunlar arkadaşlar dikkat ederseniz marş zamanı bakın. Marş zamanı dört zamanlı motorların zamanlarından biri değildir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 26. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? Polen, araç lastikleri, cam silecekleri, yağ filtresi. Motorun çalışmasını olumsuz etkileyen. Şurada altını çizelim. Olumsuz etkileyen nedir? Tabii ki yağ filtresi, değil mi? Yağ filtresi değiştirilmezse olumsuz etkiler. Cevap, evet, Denizli seçeneğidir. 27 şekilde soru işaretiyle gösterilen. Evet, şekilde soru işareti gösterilen nedir? Şuradaki soru işaretimiz. Evet. Gösterilen ve diferansiyelden evet aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir? Şimdi diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere iletiyor. Şurada da gördüğünüz gibi buralara ne gelir? Diyor. Volan, aks, kavrama, vites kutusu. Tabii ki cevap arkadaşlar akstır. Diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarım organının adı akstır. Şaftın görevi vites kutusundan aldı. Bakın vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele aktaran güç aktarma organıdır şaft. Ve diferansiyel de şafttan aldığı hareketi akslar kanalıyla tekerleklere güç aktarır. Evet geçiyoruz hemen. Evet diğer sorumuza bakalım. 28. Verilenlerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufunu etki eden ayarlardan biri değildir? Buji ayarı, rölanti ayarı, avans ayarı ve far ayarı. Tabii ki yakıt tasarrufu arkadaşlar bakın. Motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan birisi değildir diyor. Far ayarı yakıt tasarrufuna etki etmez. Değil mi? Cevap Denizli seçeneğidir. 29. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi nedir? Geri vites müşürü arızalıdır. Dispötör arızalıdır. Fren müşürü arızalıdır. Flaşör arızalıdır. Tabii ki fren müşürü arızalıdır. Evet. 30. Yağmurlu havada sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi nedir? Silecek lastiklerin eskimesi. Silecek lastiklerin eskimesi bir kere her şeyden önce arkadaşlar kesinlikle yağmurlu havalarda sileceklerin temiz silmemesinin sebepleri arasındadır. Cevabımız Adana seçeneği. Ve isterseniz diğerlerini de okuyalım. Cam suyu seviyesinin azalması etken değildir. Silecek motorunun yavaş çalışması değildir. Havanın serin olması değildir. Cevabımız Adana seçeneğidir. Geçelim. 31. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Arkadaşlar unutulmamalıdır. Buji deyince aklınıza hemen benzin gelsin. Yani benzinli araçlar buji ile ateşleme yapar. Dizel araçlar motorin, evet, püskürtme kanalıyla yapar. Yani dizel araç deyince aklınıza mazot motorin gelsin. Benzinli araç deyince de aklınıza buji ile ateşleme gelsin. Cevap, evet, direkt Bursa seçeneğidir. 32. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir? Sigortanın görevini sormuşlar. Şöyle bakalım. Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek. Aküyü şarj etmek. Bujilere giden akımı yükseltmek. Kısa devre olduğunda sistemi korumak.
Elektrik devresindeki sigortanın görevi her şeyden önce sigorta devresinin değil mi? Kısa devre olduğunda sistemi ne yapmaktır? Korumaktır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 33. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan, kazı zedenin omuriline zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılır? Hasta yaralının omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarma tekniği daha önce defalarca anlatılan bir tekniktir arkadaşlar. Rentek manevrasıdır, değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. Hemlik manevrasıyla rentek manevrasını karıştırıyoruz. Hemlik demek tam tıkanma demektir. Bilginiz olsun. Evet, tam tıkanma. Evet. Geçelim hemen 34. sorumuza. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteği ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? A. Suni solunum yapmak için ilk yardımcının kazeden ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi. Temel yaşam, değil mi? Temel yaşam desteği kesinlikle. Evet, cevabımız Adana seçeneğidir. Diğerleri okumamıza gerek kalmadı arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği. Geçelim hemen 35'e. Verilenlerden hangisi vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organdır? Hücre ve doku bak. Vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organ tabii ki akciğerlerdir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 36. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir? Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybına tabii ki bayılma ve adı veriliyor. Cevap Adana seçeneğidir. Koma uzun sürelidir arkadaşlar. Evet, cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir. Geçiyoruz. 37. İlk yardımcı başını kazıdenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazıdenin ağzına yaklaştırır. Nokta nokta ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Boş bırakılan yere hangisi gelir? Burada dikkat ederseniz bakın 10 saniye süreyle değerlendirir. İlk yardımcı başını kazidenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kaziden ağzına yaklaştırır. Bak, dinle, hisset, değil mi? Bak, dinle, hisset. Yaptığında bu yöntemin adı nedir? Bak, dinle, hisset yöntemidir. 10 saniye süreyle yapılıyor bu süre. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Geçtik. 38. sorumuz arkadaşlar animasyondan gelmiş. Bakın hemen animasyonumuzda ilk yardımcının uyguladığı müdahale. Şimdi müdahaleyi sormuşlar. İlk yardımcının müdahalesine bakalım. Evet. Evet, hasta yaralının bakın arkasına geçmiş ve kendine doğru çekiyor. Herhangi bir şey yemiş, içmiş ve bir tıkanma söz konusu. Burada itfaiyeci taşıma yöntemi mi yoksa Hemlik manevrası mı? Temel yaşam desteği mi yoksa Rentek manevrası mı uyguluyor diye sormuşlar. Tabii ki tam tıkanma söz konusu olduğunda Hemlik manevrası yapılır. Kısmi tıkanma olduğu zaman hasta yaralıya dokunulmaz. Ve ne yapması gerekiyor? Kendiliğinden geçmesi sağlanır. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 39. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi acil taşıma tekniklerinden hangisidir? Hangisiyle ilgilidir? Tabii ki sürükleme yöntemi, itfaiyeci yöntemi
Rentek ve Heimlich manevrası şeklindedir. Dikkat ederseniz arkadaşlar, burada yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılan yöntem ve bir ilk yardımcı tarafından uygulanan yöntem itfaiyeci yöntemi, yani omuzda taşıma yöntemidir. Cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. Evet, hemen geçtik 40'a. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi nedir? A. Su kaybı, B. Oksijensizlik, C. Karbonmonoksit eksikliği, D. Beslenme yetersizliği. Tabi burada da dikkat ederseniz Bursa seçeneği değil mi? Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebini sormuşlar. Bursa seçeneği doğru cevap. 41'e bakalım. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? Bacak kemiği kırılması, solunum yolu tıkanması, kalp durması, delici göğüs yaralanması. Resim arkadaşlar, delici göğüs yaralanması olan kazı zedelerde uygulanıyor. Cevabımız da tabii ki Denizli seçeneği doğru cevap. 42. Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? A. Başının geriye doğru itilmesi. B. Yan yatış pozisyonuna getirilmesi. C. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. D. Sırt üstü yatırılması. Dikkat ederseniz arkadaşlar, burun kanamalarında kazazede kesinlikle sırt üstü yatırılmaz. Yani şok pozisyonu verilmez. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması sağlanır. Başı öne eğilerek burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması sağlanıyor. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 43. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda 112 acil yardım servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 acil yardım servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durum sağlık personelinden gizlemek. Böyle bir şey yapıldıysa asla sağlık personelinden gizlenme olmaz, değil mi arkadaşlar? Kimin hangi numaradan arandığı bildirilmeden kaçınılmalıdır diyor. Kesinlikle numarayı bildirmek zorundayız, vermek zorundayız. C. Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak. D. Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak. Burada da dikkat ederseniz sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını yapmak en doğrusudur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 44. Aşağıdakilerden hangisi? Sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır. A. Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması. B. Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi. C. Şekerli içecekler içirilmesi. D. El, kol ve bacaklarının bağlanması. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar, Sara krizi yaşayan kazazedelerde yapılması gereken kesinlikle hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Şekerli içecekler vermiyoruz. El, kol bağlamıyoruz. Değil mi? Kilitlemiş çenesini açmaya ne yapmıyoruz? Çalışmıyoruz. Krizin kendiliğinden geçmesini ne yapmamız gerekiyor? Beklememiz gerekir. Cevap Bursa seçeneğidir. 45. Verilenlerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? A. Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi. B. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. C. Aşırı hız yapmaktan kaçınılması. D. Trafikte sürücülerin tek başına olmadığını düşünülmesi. Trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir diyor, bakın.
Tabii ki engelli, değil mi? Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesidir. Birey hakkı cevabımız Bursa seçeneğidir. 46. 46. sorumuz yine bir uygulama sorusudur. Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir? Bakalım. Sabırsız, kaygılı, kavgacı, heyecanlı. Evet. Burada da gördüğünüz gibi sürücü, dikkat edin şuradaki el hareketine bakın. Evet ve şurada da bir yaya karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Şimdi burada kişinin, değil mi? Kişinin ne kadar sabırsız olduğunu bize bildiriyor. Cevabımız evet, Adana seçeneğidir. Tekrar izleyelim bakın. Karşıdan karşıya yaya geçiyor. Evet. Ve el kol hareketlerini görüyorsunuz. Evet. Cevap Adana seçeneği. Geçelim. Türkiye'de hangisi trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır? A. Empati kurmaktan kaçınmak. B. Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek. C. Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak. D. Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak. Burada dikkat edin, bakın iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır. Tabii ki karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmesi gerekir. Cevap Bursa seçeneğidir. 48. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez. Evet, bakın. Şimdi kırmızı ışıkta bekliyoruz. Şöyle de ışıkları da çizeyim size. Kırmızı ışık bekliyoruz burada, değil mi? Sonra ışık sarıya. Kırmızı ışıkta bekliyoruz. Sarıya döner dönmez. Sarıya döndü. Yani ikisi bir anda yandı. Evet. Sonra ne yanacaktır? Yeşil ışık yanacaktır. Buradaki bekleyen kişi bir saniye bile beklemekten aciz bir sürücü var. Burada diyor ki önündeki araca korna çalan ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile beklemeyen sürücünün bu davranışı hangisi söylenir? Saygılı, sorumlu, sabırsız, telaşsız. Tabii ki dikkat ederseniz kişinin ne kadar sabırsız olduğunu bize gösteriyor. Cevabımız da tabii ki Ceyhan seçeneğidir. 49. Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek bir kere bireye yapılan hak ihlali değildir arkadaşlar. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak birey hakkıdır. Engelli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek de nedir? Birey hakkıdır. Birin olduğu seçenekler eleyelim lütfen. Sadece 2 ve 3 kaldı bakın. O da Adana seçeneğidir. Tabi cevap Adana seçeneği. Evet, geçelim 50. sorumuza. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatında tehlikeye atmış olacaktır. Evet. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? Sorumluluk, hırçınlık, bencillik, hoşnutsuzluk. Tabii ki bak burada dikkat ederseniz sorumluluğu yerine getirmemiş oluyor, değil mi arkadaşlar? Cevabımız tabii Adana seçeneği. Hız limitlerine uymadığına göre her şeyden önce ailesinin hayatını tehlikeye atan bir kişi sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir.
Bakın burada 33. soruyu işaretlememişiz. Tekrar okuyorum. Böyle bir şey olduğu zaman bakın alt tarafta diyelim ki unuttunuz, geçtiniz. Biz işaretledik ama buraya şeyi koymamışız. Bakın soruyu çözdük ama işareti koymamışız. Birinci kapalı, solunum ve dolaşımı olmayan kazı zedenin omuriline zarar vermeden araç içerisinden çıkarılması nedir? Rentek manevrasıdır değil mi? Rentek manevrasıdır. Doğru cevap. Evet. Evet, hepinize başarılar diliyoruz arkadaşlar. Yeni sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Atmış olduğumuz daha önceki tüm soruları, hem konuları hem soruları dikkatli bir şekilde çözdüğünüz zaman yüksek notlar alacağınızdan eminiz. Bizleri takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.